100 gram zencefil alıyor. Bu kışa girdiğimiz zaman insanların bağışıklık sisteminin düşmemesi için mevcut takviye edici gıdalar var. Bu arı sütü, bal, polen, propolis, bu tür karışımlar, macunlar var. Özellikle mesul macunları bu kış döneminde daha çok talep görmeye başladı. Bunun yanında da bitki çayları, özellikle ada çayı, papatya, zencefil, zerdeçal, tarçın, hibisküs, nar çayı gibi ürünler en çok talep gören ürünler. Yani bunlar kullanıldığı zaman kışın kolay kolay bir bağışıklık sisteminde bir problem yaşamazsın. Yani bunları kullandığın zaman bağışıklık sistemi güçlenir. Ve bir de insanlarla etkileşim halinde olduğun zaman daha farklı oluyor. Yani sürekli bir ortamda kaldığın zaman daha sıkıntı. Ama farklı ortamlara girip çıktığın zaman bu bağışıklığını daha da güçlendirmiş oluyor. Yani bu baharatlardan, satışlarından da memnunuz. En çok sattığımız bitki çaylarından şu anda da bayağı bir talep görmektedir. Bu zencefil ve zerdeçalın kullanımı da genellikle zencefil süte karıştırılarak tüketiliyor. Zerdeçal da tadının acı olmasından kaynaklı olarak balla tüketiliyor. Yani o şekilde tüketildiği zaman daha tadı güzel, daha etkili oluyor. Yani çocuklara daha rahat bir şekilde içirilmiş oluyor. Zencefil, zerdeçal bu Hindistan'da Asya bölgesinde en çok kullanılan iki bitki. Yani bizim normal şu an biz nasıl bir pul biberi, bir isotu kendi yemeklerimizde kullanıyorsak adamlar zencefili, zerdeçalı bütün yemeklerde kullanıyorlar. Bundan kaynaklı olarak orada mesela kanser olayı hiç yok denecek kadar az. Burada da mesela soğuk algınlığı için, vücudu dinç tutmak için özellikle bu zerdeçalın içerisindeki kurkumin maddesi bağışıklık sistemi için bir numaralı bir ürün. Yani o şekilde kullanıldığı zaman daha etkili bir ürün olur. 100 gram da kekik alıyor. Allah razı olsun, valla var. Sana zahmet bir yarım kilo zencefil, biraz nane, biraz da kekik alabilir miyiz?